Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Türkiye'nin bir numaralı televizyonu TRT1 ekranlarından siz değerli izleyenlerimizi, kıymetli hocalarımızı ve burada bulunan misafir hocalarımızı saygı, sevgi, hürmetle selamlıyorum. Bakalım bugün stüdyomuzda kimler varmış efendim? Gölbaşı, Keçiören, Pursaklar ve Çankaya ilçe müftülüklerinden çok değerli hocalarım buradalar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Değerli izleyenlerimiz, Selman-ı Farisi'den rivayet edilen bir hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluştur buyuruyor Ramazan ayı ile ilgili. Kıymetli izleyenlerimiz, bugün tutmuş olduğumuz oruçlarla, yapmış olduğumuz ibadetlerle, mukabelelerle işte o son 10 güne girmiş bulunmaktayız. İnşallah yapmış olduğumuz tüm ibadetler günahlarımızın affına vesile olsun duasıyla Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması başlıyor efendim. قد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق وما للظالمين من أنصار فاستقم كما ve bu akşam kendilerini izleyenlere açtı Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasıyla. Gittiğimiz, yürüdüğümüz el ele, kol kola, anlar ve demler hepimizin sebebi gufranı ola. Yeni bir ziyafet, yeni çeşniler, yeni tatlar, yeni lezzetler. Güzel okudular, güzel nameler yaptılar ve hocamla beraber başladı, Allah razı olsun kendilerinden. Bütün Türkiye'yi böyle ses ummanı halinde Mevlidi ile kaplamıştır. Bağ aşkın andelibi Hazreti Üftade'dir. Dertli aşıklar tabibi Hazreti Üftade'dir. Kalbinde buğday tanesi kadar imanı olanları cehennemden çıkarın. Aşkınla yaşarır gözler firakınla yanar. Günün birincisi ve hafta finalinin yolcusu olan yarışmacımız. Huzurlarınıza Numan Acer geliyor. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim hocam. Allah razı olsun. Hafız Numan Acer. Evet efendim. Nereden gelirsiniz efendim? Bursa'dan geliyorum. Bursa Nilüfer Unçukuru Mahallesi'nde görev yapmaktayım İmam Hatip olarak. Maşallah. Heyecan var mı sizde? Ya biraz tabii ki hocalarımızın önünde ister istemez oluyor. Evet, şartlar eşit o konuda. Evet. Ama siz ben okumaya hazırım diyorsanız hemen sizi dinlemek isteriz evet, bugün. Evet inşallah. Bismillah siz diyorsunuz. Evet Allah'ın izniyle okuyalım. O zaman sizi rahleye davet edelim hocam. Allah razı olsun. Buyurunuz. Numan Acer, En'am suresi 141 ila 144. ayetleri tilavet edecekler. Ve şimdi söz Kur'an'ın. الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ أَنشَأَ جَنَّاتٍ وغير معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل اشتملت عليه أرواح
Nebbi'uni bi'ilmin in kuntum sadiqin. وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ أَذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Hafız Numan Acar için burada bulunan misafir hocalarımızdan puanlama yapmalarını istirham ediyorum. Buyurunuz. Teşekkürler kıymetli hocalarım. Doktor Mehmet Ali Sarı hocam. Teşekkür ediyorum Bekir Bey kardeşim. Hürmet ederim hocam. Hafız Numan Acar kardeşimizi dinledik. Bursa'dan geliyor. Bursa deyince Süleyman Çelebi merhum hatırlıyoruz. Süleyman Çelebi mevlidiyle başta Bursa merkez olmak üzere bütün Türkiye'yi böyle ses ummanı halinde mevlidiyle kaplamıştır. Allah Allah. Numan Acar kardeşimizi de buna bağlı olarak dinledik. Güzel okudular, güzel nameler yaptılar ve Hicaz makamı sesleriyle karar verdiler. Kendisini tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Eyvallah. Doktor Mehmet'e soracağım. Teşekkür ediyoruz, gönlünüze sağlık. Osman Egin hocam. Teşekkür ederim Bekir Bey kardeşim. Ben de teşekkür ederim. Ekranlar yine manevi bir şenlik havasında efendim. Kendilerini izleyenlere açtı. Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasıyla. Efendim sizin ifadenizde yeni bir ziyafet, yeni çeşniler, yeni tatlar, yeni lezzetler. Hocamla beraber başladı, Allah razı olsun kendilerinden. Ben ekranları başında bizi ilgiyle izleyen, TRT1'i izleyen, Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasını kaçırmak istemeyen çok kıymetli izleyenleri hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Akşamlarımız hayırlara vesile olsun. Amin. Açılışta çok isabetle buyurdunuz. Son 10 gün dediniz ve cehennem azabından kurtulma fırsatı günleri dediniz. Bu fırsatı kaçırmayın dediniz. Bu meyanda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlar. Mahşer günü Cenab-ı Hak meleklerine efendim emreder, nida eder. Der ki, اَخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ ف۪ي قَلْبِهِ مِثْقَالَ حَبَّةٍ شَعِيرٍ. Kalbinde buğday tanesi kadar imanı olanları cehennemden çıkarın. İkinci bir nida gelir. İkinci nida, اَخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ ف۪ي قَلْبِهِ مِثْقَالَ حَبَّةٍ خَرْدَلٍ. Hardal tanesi kadar olanları da çıkarın. İslam Ansiklopedisinde
Habbe maddesine baktığımızda enfes bir bilgi var orada Bekir Hocam. Hardal gram olarak ne kadar ediyor biliyor musunuz? Milyonda 707. Yani 0,000707. Yok hükmü kadar sanki böyle. Neredeyse yok denecek kadar az. O kadar imanı bile olanları Allah diyor ki cehennemden çıkarın. Azlıktan kinaye. Sonra devam ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Hak bir daha nida ediyor. Diyor ki yani imanı miktarına bakmayın. İzzetim ve celalime yemin ederim ki ben iman edenlerle iman etmeyenleri aynı makamda, aynı mekanda tutmam diyor. Çıkarın onları. Bu hadisi şerifin manasının şumulüne dahil olan güzel müminlerden, ahlaklı müminlerden olmamız dileğiyle teşekkür ediyorum efendim. Biz de teşekkür ederiz Osman Hocam. Halil Necipoğlu Hocam. Çok teşekkür ediyorum. Tabii yani günün yüzünü akşama döndüğü bu çok kıymetli Ramazan akşamına gittiğimiz, yürüdüğümüz el ele, kol kola anlar ve demler hepimizin sebebi gufranı ola. Nihayet azat günlerindeyiz. Bu günlerde her teneffüs edişimiz bizi bir adım daha azada götürsün diye dua ve niyaz ederek herkesi ben de saygıyla, hürmetle, hürmetle selamlıyorum. Dertli aşıklar tabibi kimdir hocam? Değerli büyüğümüz Süleyman Çelebi Hazretleri'nden bahsettiler, söz ettiler. Peki siz bir Bursa mukimi olarak dertli aşıklar tabibi kimdir? Üftadedir, üftade. Üftade Hazretleri. Bağ aşkın andelibi Hazreti Üftadedir. Dertli aşıklar tabibi Hazreti Üftadedir. Ve Emir Sultan Hazretleri. Bursa çok mübarek bir şehirdir. Dolayısıyla ben de buradan Bursa'yı hürmetle selamlamak isterim. Çok güzel okudunuz fakat kıymetli hocam. Özellikle birinci ayeti dörde böldünüz galiba. O ayette, heyecandan hocam. Heyecandan da oldu değil mi? Yani buna dikkat etmek lazım. İcra kuralları içerisinde de o nefes yerlerini tespit ederken öyle kısa bir yeri üçe dörde bölmek doğru değil. Bir yerde tamam ama seyir esnasında da yine değerli büyüğümüz Hicaz karar ettiklerini buyurdular. Fakat müsaade ederseniz ben arada Suzi Diller de yakaladım saygıdeğer hocam. Bildiniz mi siz Suzi Dil olduğunu? Yok hocam ben Hicaz olarak zaten çalışmıştım. Tamam. Ben daha yani yukarıya doğru gidebileceğiniz kanaatindeyim. İcracı olmak açısından. Bir de o karar yerlerinde bir nefes yüklemesi daha yapıyorsunuz. Talemun gibi tarzında öyle hissettim. Evet. Tabii şimdi hatırlamıyorum ama bu talemunu örnek olarak vermek istedim. Yani o nefesi yüklemeyin. Peki hocam. Talemun samiz. Talemun. Talemun. Bence yanlış. İcra kuralları açısı yani musiki ciheti itibariyle de yanlış. Fakat çok güzel bir sesiniz var. Siz çok güzelsiniz. Çok güzel bir yerden geldiniz. Belki üstünüz başınız yanık kokuyordur. Oradaki Evliyaullah Hazretleri'nin bütün şehre hakim olan gönül yanık kokuları gibi size de sinmiş olabilir. Sizi burayı teşrif ettiğiniz için tekrar tebrik ve teşekkürlerimle selamlıyorum. Allah razı olsun. Teşekkürler Halil Necipoğlu Hocam. Evet Numan Hocam, şimdi puanlama için hazır mıyız? Evet hocam. Sizi puanlama noktasına davet ediyorum, buyurunuz. Doktor Mehmet Ali Sarı Hocam. Teşekkür ediyorum efendim. Bendeniz Hafız Numan Acer kardeşimize bu güzel tilavetleri sebebiyle pek iyi hanelerinden, derecelerinden 97 puan veriyorum. 97 puan. Osman Egin Hocam. Teşekkür ederim Bekir Köse kardeşim.
En'am suresinden ayet-i kerimelerinden nasibimize düşenleri aldık. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Tamam. Ve bu güzel tilaveti sebebiyle ben de bu akşam kıymetli hocama, değerli kardeşime, akşamın ilk puanım, benim ilk puanım, akşamın ikinci puanı, ...98 puan takdim ediyorum. 98 puan. Halil Necipoğlu hocam. Akşamın üçüncü puan. Evet. Sıralamayı bozmak istemem. Hakikaten de öyle düşünüyorum. Yanlış anlamayın lütfen. Siz okurken de hissettiğim rakam... ...buradaki sıralamayı tamamlayan rakam oldu... 96. 96 puan. Böylelikle Numan Acer hocalarından toplamda 291 puan almış oldular. Kendilerini tebrik ediyor, teşekkür ediyor ve uğurluyoruz. Biraz geç anladım, geç aşık oldum. Ama hamdolsun abim sayesinde, onun sesinin güzelliği sayesinde beni Kur'an öğrenmeye teşvik etti. Allah Allah. Sizin bu yüzünüzdeki saf, tertemiz, pırıl pırıl güzellikleri Cenab-ı Hak... Çok kısa okudunuz, tadını damağımızda öyle bıraktınız. Şahsen ben öyle oldum. Benim gibi mümin kullarına da inşallah lütfeder, ihsan eder diye dua ediyorum. Manevi bir alan kaplayan Kur'an-ı Kerim'i de seslerimizle tezyin ediyoruz. Aşkın sesle ifadesinin nasıl olduğunu merak etmiştim. Siz gerçekten aşk gibi ve aşık gibi okudunuz. Siz bu tezyinatı güzel yaptınız, ses tezyinatını. Çalışırsan çok güzel bir kariye olacaksın bütün yönleriyle. Ama tabii amelsiz olmaz. Bugünün birincisi ve hafta finalinin yolcusu olan yarışmacımız. Huzurlarınıza Yasin Sakarya geliyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Yasin Sakarya. Evet hocam. Nasılsınız Yasin kardeşim? Hamdolsun hocam, sizi sormalı. Sizi gördük, daha iyi olduk. Nereden gelir Yasin hocam? Mamak'ta ikamet ediyorum hocam. Mamak'tan nereden geliyorum. Mamak'tan? Evet. Burada, Ankara. Ankara. Çankırılıyım. Aa, sana misafiriz. Başımız üstün hocam. Yani senin şu anda daha rahat olman lazım. Benden rahat olman lazım. İnşallah hocam. Yasin Sakarya neler yaptı şu ana kadar? Hocam Yasin Sakarya meslek lisesi mezunu. 19 yaşında Kur'an'ı öğrendim. Abim 2019 senelerinde Mustafa Sakarya müezzindi Isparta'da. Biraz geç anladım. Geç aşık oldum. Ama hamdolsun abim sayesinde, onun sesinin güzelliği sayesinde... ...beni Kur'an öğrenmeye teşvik etti. Allah Allah. Bu teşvik hocam... ...bana bazı kurslara gitmeme vesile oldu. Bu kurslardan tasvih, huruf okumak nasip oldu. Makam dersi bitirdin almak... Bitirdin tasvih, huruf. Evet hocam. Maşallah. 9 ay bir süre gittik. Makam dersi almak nasip oldu. Kur'an-ı Kerim'in... Evet. ...dörtte birini ezberlemek nasip oldu hocam. Allah Allah. İnşallah bu yolda devam ediyorum. Sağ olun. Ve bütün cümlelerin nasip oldu, nasip oldu, nasip oldu. Ne güzel anlatıyorsun Allah maşallah. Allah Allah. Meslek lisesinde branşın neydi? İç mekan ressamlığı, ahşap teknolojileri, iç mekan ressamlığı. Çok güzel. Ondan ya... sonra hocam bir de ikinci lise olarak İmam Hatip fark dersleri verdim. Maşallah. İçinde okta kaldı herhalde. İmam Hatip'i okumam lazım dedi. Evet, evet hocam. Bravo sana. Ben hazırım diyorsan. Hazırım inşallah. Biz de hazırız. Sizi rahleye davet ediyorum. Güzel kardeş, buyurunuz. Yasin Sakarya, Ahzab suresi 69 ila 73. ayetleri tilavet edecekler. Ve şimdi söz Kur'an'ın. Evet.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم. Yasin Sakarya için burada bulunan misafir hocalarımızdan puanlama yapmalarını istirham ediyorum. Buyurunuz efendim.
Teşekkürler. Osman Egin hocam. Bekir Köse kardeşim, çok teşekkür ediyorum. Yasin kardeşim, sizin bu yüzünüzdeki saf, tertemiz, pırıl pırıl güzellikleri Cenab-ı Hak benim gibi mümin kullarına da inşallah lütfeder, ihsan eder diye dua ediyorum. Estağfurullah. Ama tabii amelsiz olmaz. Yani onun arka planı var, o arka planı işlemek lazım. Muhterem hocam, zat-ı halinizi arz etmek istiyorum bu konuştuklarımı. Çünkü sizden korkuyorum konuşurken. Estağfurullah. Bu ayet-i kerime var ya, bu okuduğu yerde, hocamın okuduğu yerde. İnna aradna l-emanete ale's-semavati vel-ard. Bu ayet-i kerimenin tefsiri, tefsirine bakarsanız o kadar çok yorumlar var ki. O kadar çok. Fakat ben bir yerde Hüseyin Öresin hocamla bu tefsir sohbetlerinde bir hadisi şeriften bir kelimeyle böyle bir yan yana getirince sanki onu çözdük gibi. O emanet kelimesi. O emanet kelimesini. Emanet kanaatimce hocam, kanaatimizce. Hüseyin hocam da işin içinde. Kanaatimizce. Buradaki emanet yöneticiliktir hocam. Yöneticilik. Çünkü Ebu Zer radıyallahu anh sallallahu aleyhi ve selleme bir gün diyor ki, ya Resulallah bana da bir yöneticilik ver diyor. Yani ben de yöneticilik istiyorum diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zer radıyallahu anh hazretlerine diyor ki, Ebu Zer'cim ben senin kişiliğini, yapını tanıyorum. Bu anlamda ben seni yakamam diyor, yakamam. Niye? Çünkü diyor bu yöneticilik ve inneha emanetün diyor. Bu bir emanettir. Devamında ve inneha hizyun ve nedametün diyor. Yani eğer onu hakkı ile yerine getirmesen, bir hakkın ifa edemezsen, daha sonra mahşerde senin için büyük bir rezillik, büyük bir rüsvaylık olur diyor. Hocam oradan transfer edin, ayet-i kerime çok oturuyor. Genelde insanlar zalim olduğu için, efendim kendini çok iyi tanımadığı için herkes yöneticilik yapmanın peşine atlar. Ama büyük bir emanettir o. Onun için insan diyor bunu hiç düşünmeden yöneticilik yapar ama hakkı yine onu yerine getirmezse aman ya Rabbi Cenab-ı Hak muhafaza eylesin, yanar da yanar. Cenab-ı Hak yöneticilerimize güç kuvvet versin. Amin. Aldıkları görevleri hakkı ile yerine getirmek için büyük bir mücadelenin içinde olmayı onlar lütfeylesin. Ama aldığı görevi efendim hakkı ile yerine getirmeyip de insanların haklarına efendim riayet etmeyen bir konumda bulunmaktan da onları muhafaza eylesin. Bunun en pratik yöntemi bu tür görevlere atlamamaktır. Emaneti, kendimiz evet. Emaneti ehline tevdi etmek. Emaneti ehline tevdi etmektir. Bir cümle daha söyleyeceğim. O hadisin devamında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, sen bunlara talip olma. İnsanlar sana verirlerse sen talip olmadan Cenab-ı Hak da sana yardım eder, insanlar da sana yardım eder. Eyvallah. Eğer yok, kendin bu işin peşine düşerek sağdan, soldan, oradan, buradan bir takım böyle efendim zorlayarak bu işin içine çıkarsan, girersen diyor, bunu alırsan Cenab-ı Hak da sana yardım etmez, insanlar da yardım etmez diyor. Cenab-ı Hak muhafaza eylesin diye dua ediyorum, temenni ediyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler hocam. Osman Egin hocam. Halil Necipoğlu hocam. Çok teşekkür ederim Hafız Bekir Bey kardeşim, sağ olun. Kıymetli Yasin evladımız, çok kısa okudunuz ve tadını damağımızda öyle bıraktınız. Şahsen ben öyle oldum. Tabii teknik olarak şöyle söylemek lazım. Bir seyir esnasında başladığınız makamı şöyle iyice yedire yedire, ondan sonra diğer makama geçki yapacaksanız keza onu da öyle. Fakat sizin buradaki aşı şerifinizde kısa bir duyum elde etmiş olduk. Dolayısıyla siz makamatı böyle oldukça birbirine münasip, bana kalırsa münasip ve bir zerafet içinde verdiniz. Musiki açısından zerafet içinde verdiniz. Yani çok beğendiğimi söyleyeyim, tanıtırken kendinizi geç aşık oldum dediniz ya. Allah Allah. Ve ben burada aşkın sesle ifadesinin nasıl olduğunu merak etmiştim. Siz gerçekten aşk gibi ve aşık gibi okudunuz. Tebrik ederim. Sağ olun.
Teşekkür ederim hocam. Doktor Mehmet Ali Sarı hocam. Teşekkür ediyorum. Bekir Köse kardeşim. Yasin Sakarya kardeşimizi dinledik. İç mekan ressamı. Kur'an-ı Kerim de mucizevi bir iç mekan gibi görebiliriz. İç mekanı sen nasıl sanatkârane bakışlarınla, zevklerinle, hissiyatınla resmediyorsan, diğer bir iç mekan olan, bir mekan olan, bir alan kaplayan, manevi bir alan kaplayan Kur'an-ı Kerim'i de seslerimizle tezyin ediyoruz. Renkler gözlerimize hitap ediyor, sesler de kulaklarımıza hitap ediyor. Çalışma aynıdır. İkisinin de kaydı, kuralları vardır. İç mekan ressamlığının kuralları vardır. Tabii mutfağı, salonu, girişi vesaire. Diğer mekanın da, bu manevi mekanın da kuralları var tabii. Başlama kuralları var, gelişme kuralları var. Sesini renk olarak düşün, ona göre açık, koyu vesaire halleri var. Ona göre tezyin ediyoruz. Siz bu tezyinatı güzel yaptınız, ses tezyinatını. Ama bazı renkleri, o tiz, açık renkleri kullanmadınız. Çünkü bölüm kısa geldi. 3 ayette bu kadar olur diye düşündük biz. Ama çok güzeldi. Yani çalışırsan çok güzel bir kariye olacaksın bütün yönleriyle. Ressamsın ve kari de olacaksın inşallah. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim hocam. Teşekkürler. Sağ olun. Mehmet Ali Sarı hocam. Yasin hocam. Buyurun hocam. Hazır mısın? Hazırım hocam. Puanlama için. Hazırım hocam. O zaman puan noktasını alabilir miyim sizi? Osman Egin hocam. Teşekkür ediyorum efendim. Yasin Sakarya kardeşim, ben bu güzel tilavetiniz sebebiyle size çok teşekkür ediyorum. Ve sizlere tilavetiniz sebebiyle, bu güzel tilavet için ...97 puan veriyorum. 97 puan. Tamam. Halil Necipoğlu hocam. Teşekkür ederim. Ve ben gönül huzuru içinde sana 100 puan veriyorum. 100 tam puan. Teşekkür ederim hocam. Doktor Mehmet Ali Sarı hocam. Yasin Sakarya evladımıza bendeniz 98 puan hazırlamıştım. 98 puan. Böylelikle Yasin Sakarya hocalarından toplamda 295 puan almış oldular. Kendilerini tebrik ediyor, teşekkür ediyor ve uğurluyoruz. Ağzınıza sağlık. Zevk isteyelim bir icra oldu. Bir Müslüman kardeşini böyle bu şekilde gammazlayarak başkasından bir yemek yerse... Güzel bir sese sahip maşallah. Biraz yüksek başladılar. O yediği yemeğin aynısını cehennemden ona yedirir. Endişe ettim. Acaba yukarı kullanabilecek mi diye. Maşallah gayet güzel, rahat kullandılar. Mübarek Ravzana yüzler sürelim ya Resulallah. Bugünün birincisi ve hafta finalinin yolcusu olan yarışmacımız. Huzurlarınıza Recep Göner geliyor. Hoş
hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hafız Recep Göner. Evet. Nasılsınız? Hamdolsun, sizler nasılsınız hocam? Elhamdülillah. Bizim oralardan geliyorsun. Kütahya'dan. Öyle mi? Bak, Kütahya'dan geçince böyle Tavşanlı, Dursun Bey, Balıkesir tarafına geliyorsunuz. Oo, tamam. Doğru mu? Doğrudur. Bizim oralardasın. Zaten renkten... Eyvallah. Evet, Recep Göner kimdir hocam? Recep Göner Kütahyalıdır. Öyle söyleyeyim. Tamam, orası tamam. Kütahyalıyım hocam. 26 yaşındayım. Yani 26 yaşına yeni girdim. Kütahya Emir Sultan Kur'an kursunda görev yapıyorum. Maşallah. Orada hafız öğrencilerle iştigal oluyoruz. Günümün bir yoğun kısmı öğrencilerle geçiyor. Kur'an kursuna hizmetimiz de geçiyor. Çok güzel. Hazırım diyorsan. Hazırız hocam. Inşallah. Hazır mısın? Hazırım hocam. Bir şöyle tekrar bir sıkışalım. Tamam hocam. O zaman sizi rahleye davet ediyorum. Buyurunuz. Recep Göner, Hud suresi 110 ila 115. ayetleri tilavet edecekler. Ve şimdi söz Kur'an'ın. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ. Allah Allah. وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Maşallah. وَلَا تَرْكَنُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ
ve mâ lekum min dûnillâhi min evliyâ thumme lâ tunsarûn. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السيئات ذلك ذكرى للذاكرين فاصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين صدق الله العظيم. Hafız Recep Göner için burada bulunan misafir hocalarımızdan puanlama yapmalarını istirham ediyorum. Buyurunuz. Ali Necipoğlu hocam. Çok teşekkür ederim değerli dostum, kıymetli hocam Bekir Köse Bey ve değerli Recep hocam. Ağzınıza sağlık. Zevk-i selim bir icra oldu. Söyleyecek bir şey yok. Sadece belki bir ses aşağıdan alsaydınız, yani o tonda başlasaydınız daha rahat edecektiniz. Fakat güzel bir icraydı. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Teşekkürler Halil hocam. Osman Egin hocam. Peki Köse kardeşim, ben de teşekkür ediyorum sizlere söz hakkı teşekkür verdiğiniz ederim. İçin. Estağfurullah hocam. Tilaveti gerçekleştiren Recep hocam, size de hasaten teşekkür ediyorum. Çok güzel bir tilavet, çok güzel bir icra. Bekir hocam, Ramazan'ın başından beri sürekli konuşmalarımızda, mesajlarımızda ahlak vurgusu yapıyoruz. Bu bağlamda çok küçük bir ahlaki konuya temas etmek istiyorum. Çok küçük. Buyurunuz. Ama çok önemli. Mesela beşeri ilişkilerimizde şöyle bir yanlışa düşeriz. Bazı insanlar, diğer insanlarla araları bozuk olabilir. O arası bozuk olan insanı bilen insan, üçüncü bir şahıs vardır. Arasının bozuk olduğunu bildiği insandan diğer insana haberler taşır. O da farkında olmadan şöyle der, aferin der. Aferin bu lafları getirdiğin için sana. Sen bunları bana yetiştirdiğin için ben sana bu akşam güzel bir yemek ısmarlayacağım diyor. Derse, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ne der? Ya da sana bir gömlek alacağım derse. Hocam aynen böyle bakın, vakia hakikati sallallahu aleyhi ve sellem ifade ediyor. Diyor ki, Müstevrit bin Şeddad radıyallahu anh anlatıyor. Sallallahu aleyhi ve sellemin arkadaşlarından. Men ekele bi muslimin ukleten. Fe innallâhe yut'imuhu mislehâ min cehennem. Her kim böyle yaparak bir Müslüman kardeşini böyle bu şekilde gammazlayarak başkasından bir yemek yerse, o yediği yemeğin aynısını cehennemden ona yedirir. Giyerse, giydiğinin aynısını cehennemden ona giydirir. Cehennemden yemek yemede sıkıntı yaşamayacağım, ateşten yemek yiyebilirim diyen, ateşten bir gömlek giyebilirim diyen bu davranışlarına devam etsin. Hayır yapamam çünkü ben Müslümanım diyen de tevbe etsin. Teşekkür ederim. Eyvallah hocam. Teşekkürler Osman Egin Eyvallah hocam. Eyvallah dostum. Doktor Mehmet Ali Sarı hocam,
Teşekkür ediyorum Bekir Bey kardeşim. Hürmet ederim hocam. Hafız Recep Göner güzel bir sese sahip maşallah. Biraz yüksek başladılar. Endişe ettim acaba yukarı kullanabilecek mi diye, o tiz neva bölgesini kullanabilecek mi diye. Maşallah gayet güzel rahat kullandılar. Tabii dönerken ses biraz kaydı. Kayınca da karar bir perde aşağıda verildi. Tabii bunlar hassasiyetler. Tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Allah razı olsun. Sağ şahsını hocam. Da selam ediyorum. Allah razı olsun hocam. Evet Recep hocam, şimdi puanlama vakti. Sizi puan noktasına alalım lütfen. Halil Necipoğlu hocam. Çok teşekkür ederim. Kıymetli hocam, yani gönüllü sultanlarının yoğun olduğu bir yer Kütahya. Orada çok başka bir gönül atmosferi var. Sizin de gönlünüz bence Kur'an'a olan muhabbetiniz itibarıyla o yerde. Maşallah. Çok beğendim. Gönlümden gönlünüze 100 puan. 100 tam puan. Evet, Osman Egin hocam. Teşekkür ediyorum. Teknik, doğal ve tesirli icranız sebebiyle ben sizlere bu akşam yüz puan veriyorum. Yüz tam puan. Doktor Mehmet Ali Sarı hocam. Çok teşekkür ediyorum. Bekir Köse kardeşim. Hürmet ederim hocam. Hafız Recep Göner kardeşime, ben de arkadaşlarıma katılıyorum. 100 tam puan. Ve böylelikle Recep Göner hocalarından toplamda 300 tam puan almış oldular. Kendilerini tebrik ediyor, teşekkür ediyor ve uğurluyoruz. Tilaveti gerçekleştiren kıymetli öğretmenim, bir de resim öğretmeni. Ne kadar güzel hocam. Bir sanatkar olarak fevkalade sanatlı bir icra ve muhabbetli bir icrada bulundular. Elinizin uçlarını, parmak uçlarını nasıl maharetle kullanıyorsanız dilinizi de öyle kullanıyorsunuz. Ne kadar güzel. Gayet tatlı. Harika bir icra. Ben konuşurken sen ne yapıyorsun? Estağfurullah hocam. Uyuyor musun, ne yapıyorsun? Ben sizi dikkatle dinliyorum hocam. Siz hocaların hocasısınız. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Bugünün birincisi ve hafta finalinin yolcusu olan yarışmacımız. Huzurlarınızda Mustafa Çoban geliyor. Mustafa Çoban, hoş evet. Geldiniz hocam. Hoş buldum efendim. Nasılsınız? Elhamdülillah, sağ olun. Allah razı olsun. Sizler iyisiniz. Bizler de hamdolsun. Allah'ım iyilik hocam versin. Sizi tanımak isteriz. Eyvallah. İsmim Mustafa Çoban, Malatyalıyım. İlk ve orta öğrenimi Malatya'da tamamladım. Üniversiteyi Erzurum'da okumak nasip oldu. Daha sonra Kocaeli Gebze'de bir yıl resim öğretmenliği, özel bir okulda resim öğretmenliği yaptıktan sonra Kahramanmaraş'a atandık. 17 yıldır da Kahramanmaraş'ta resim öğretmenliği olarak devam ediyoruz. Allah razı olsun. Evet. Maşallah, maşallah hocam. Hazır mıyız? Hazırım inşallah. Biz de hazırız. Eyvallah. Sizi dinlemek için. O zaman sizi rahleye davet edelim hocam. Tamam. Buyurunuz. Mustafa Çoban, Fetih Suresi 27 ila 29. ayetleri tilavet edecekler. Ve şimdi söz Kur'an'ın. Thank you.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ما شاء الله إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون الله 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 فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفر رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار
وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Mustafa Çoban için burada bulunan misafir hocalarımızdan puanlama yapmalarını istirham ediyorum. Buyurunuz. Teşekkür ediyoruz efendim. Osman Egin hocam. Bekir Köse kardeşim, çok teşekkür ediyorum. Ben de Allah razı olsun. Tilaveti gerçekleştiren kıymetli öğretmenim. Bir de resim öğretmeni. Ne kadar güzel hocam. Yani şöyle benim aklıma geldi. Elinizin uçlarını, parmak uçlarını nasıl maharetle kullanıyorsanız dilinizi de öyle kullanıyorsunuz. Ne kadar güzel. Harika bir icra. Ağzına yüreğine sağlık kıymetli hocam benim. Mustafa Çoban hocam. Üstadım, şehirleri adeta havasızlıktan, cansızlıktan kurtaran mekanlar, mezarlıklar. Şehire yeşilliğiyle ruh veriyor. Mezarlıklar. Bütün şehirlere, ben gittiğim şehirleri de görüyorum, mezarlıklar olmasa boğulacağız. Yani ölüler adeta dirilere şefaat ediyor. Mükemmel bir şey. Bununla ilgili çok küçük bir rivayet. Sallallahu aleyhi ve sellem yine enfes rivayetlerden, gelen rivayetlerden birisi. Bir gün Resul, hani kim anlatıyor? Cabir bin Abdullah radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün diyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber yürüyorduk. Bir kabristanın yanından geçiyorduk. Sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, efendim peygamberler, efendim hemen böyle matematiksel efendim yorumlara girmeye gerek yok. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin özellikleri bizim gibi değil. Sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, iki tane kabir içinde dedi, o yatanlar azap çekiyorlar. Şu anda azap içindeler dedi. Allah Allah. Ve sallallahu aleyhi ve sellem yaş bir şey istedi, böyle yaş olan bir dal istedi. Getirdiler, kırdılar, getirdiler. Sallallahu aleyhi ve sellem o iki dalı kırdı, ikiye ayırdı. Birini bir mezara, efendim bir kabre gömdü, diğerini de diğer kabre gömdü. Sonra şöyle buyurdular. Ema innehu seyuhevvenu min azabihima ma kâneta ratbateyni. Bu iki dal yeşil kaldığı müddetçe, kurumadığı müddetçe umulur ki bu iki insanın azabını hafifletir. Hani çevre diyoruz ya, yeşil diyoruz ya, ona saygı hürmet diyoruz ya, onun ana kaynağı, ana menbaı, o mezarlıklara da ağaç dikme aslında bu rivayetten gelir. Ya Rabbi, gönlümüzü de Hazreti Muhammed Mustafa'nın diliyle, bütün şehirlerimizi de Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin diliyle hep yeşil kıl, hep huzur ver o elle, o dille bize ya Rabbi diye dua ediyorum. Amin. Tekrar teşekkür ediyorum efendim. Evet. Osman Egin hocam, teşekkürler. Eyvallah. Halil Necipoğlu hocam. Şöyle girebilir miyim? Lütfen. Gül yüzünü rüyamızda görelim ya Resulallah. Gül yüzünü rüyamızda görelim. Dünyamızda girelim.
Seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Gönlünüze evet. Sağlık hocam. Eyvallah. Sağ olun. Aziz dostumuz, kıymetli hocamız, bir sanatkar olarak fevkalade sanatlı bir icra ve muhabbetli bir icrada bulundular. Teşekkür ederiz. Tekrar Kahramanmaraş'a gönül dolusu geçmiş olsun dileklerimizi ve orada şehit makamında, hükmü şehit makamında vefat edenlere Rabbimizden rahmet niyaz ediyorum. Kalanlara da selamet. Çok teşekkürler Haline Cipol hocam. Tekrar ağzınıza sağlık. Doktor Mehmet Ali Sarı hocam. Teşekkür ediyorum kardeşim Bekir Bey. Mustafa Çoban üstadımız, güzel okudunuz. Gayet tatlı, tüm kuralları yerli yerine getirerek harfler, metler, kasırlar. Tabii ses ayrı bir konu. Sizin sesiniz, benim sesim, farklı sesler var. Bunlar Rabbimizin bize olan nasipleridir. Ve sesi yönetmek de büyük bir maharettir. Ses bir küheylan at gibidir. Gemlenmiş küheylan at gibidir. Onun geminden tutup onu yönetmek icap ediyor. Usulüyle yönetmek icap ediyor. Yönetemediniz mi o sizi alıp götürüyor. Orada duracağı yere kadar götürüyor. Böyle bir özellik var seste. Tilavet de ses demektir. Yani üç esasından birisi sestir. Lafız, anlam ve ses. Bunların üçünü biz beraber götürüyoruz. O ses konusu, tabii seyir konusu farklı. Onu da değerlendiriyoruz. Ben sizi bütün gönlümle tebrik ediyorum. Eyvallah hocam. Hazır mıyız hocam puanlama Hazır. için? Evet. Şimdi puanlama vakti, sizi puan noktasını alalım lütfen. Osman Egin hocam. Teşekkürler. Bu güzel, estetik, adeta arka planında sanat böyle kokan tilavetin sebebiyle ben size bu akşam düşünmeye gerek yok. 100 puan veriyorum. 100 tam puan. Halil Necipoğlu hocam. Teşekkür ederim. Aziz ve muhterem Bekir Köse hocam. Kıymetli hocam. Evet, bence de düşünmeye gerek yok, 100 puan. 100 tam puan! Doktor Mehmet Ali Sarı hocam. Evet. Ben Mustafa Çoban kardeşime ...98 puan veriyor. 98 puan! Böylelikle Mustafa Çoban hocalarımızdan toplamda 298 puan almış oldular. Kendilerini tebrik ediyor, teşekkür ediyor ve uğurluyoruz. Şimdi biçer döver diye bir makine var, biliyor musun? Biliyorum biçer hocam. Döver. Evet. Bu biçer döver ismine bakarsan iyi değil.
içiyor, dövüyor. Ama ürünle ilgili şeyler yapıyor, ürün. Rabbena inneke te'alemu ma... Yani bu mealde, bu şeyde, durumda. Böyle bir tavırlar yapıyorsun, artistik, yani sanat hareketleri gibi böyle. Bunlar da müzikal olmuyor. Hocamlar öyledir. Yani böyle baktığında sanki şey gibi gözükür ama... sırf size katkı sağlasın babında çok güzel yorumlar yaparlar. Ben sizin adınıza iki hocama da çok teşekkür ediyorum. Bugünün birincisi ve hafta finalinin yolcusu olan yarışmacımız. Huzurlarınızda Abdurrahman Cemiloğlu geliyor. Merhabalar hocam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Hafız Abdurrahman Cemiloğlu. Evet. Nasılsınız? Çok şükür hocam. Sizler nasılsınız? Elhamdülillah. Eyvallah. Nereden gelirsiniz? Neler hocam, yapıyorsunuz? Hatay Reyhanlı'dan geliyoruz. Kucak dolusu selamlar da getirdik. Bizden de selam olsun. Tekrar geçmiş olsun. Aleykümselam. Allah razı olsun. Beşaslan Mahallesi. Cami İmam Hatibiyim. 2002 doğumluyum. Hafızım. 22 yaşındasınız. Evet. Maşallah. 22. Evet. Maşallah hocam. Bir sene oldu zaten görevdeyim henüz. Doğduğunuz yerde göre yapıyorsunuz. Doğduğum yerde evet. Kendi ilçeme atanmak nasip oldu. Çok güzel maşallah. Evet, hocam hazır mısınız? İnşallah hocam. Bizler de hazırız. İyi ki geldiniz. Hoş geldiniz. Allah razı olsun. Sizi rahleye davet ediyorum. Buyurunuz. Peki hocam. Abdurrahman Cemiloğlu, Ali İmran Suresi 189 ila 194. ayetleri tilavet edecekler. Ve şimdi söz Kur'an'ın. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون
ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا توفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة آمين آمين يا ربي إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم. Abdurrahman Cemiloğlu için burada bulunan misafir hocalarımızdan puanlama yapmalarını istirham ediyorum. Buyurunuz. Teşekkür ediyoruz efendim. Doktor Mehmet Ali Sarı Hocam. Hafız Abdurrahman, çok nefis bir sesin var. Böyle gümüş teller gibi böyle ezip
Ne tarafa eğersen o tarafa gidiyor böyle. Hareketli bir sesin var. Allah razı olsun. Çok müstesna bir ses bu. Pesleri var, tizleri var. Bunu Kur'an lafızlarına uyguladın. Onlarla birleştirdin. Güzel bir tilavet oldu böylece. Bazı yerlerde böyle bir tavırlar yapıyorsun. Artistik, yani sanat hareketleri gibi böyle. Şeylerde de, bazı anlamlarda da oraya işaret eder gibi böyle temsili bir sergileme yapıyorsun. Bunlar çok güzel ama yani Kur'an'ın vakarını önde tutmak lazım evladım. Sesin çok güzel. Tebrik ediyorum, gözlerinden öpüyorum. Allah razı olsun hocam, sağ olun. Çok teşekkürler Mehmet Ali Sarı hocam. Halil Necipoğlu hocam. Şimdi kıymetli Abdurrahman hafızımızı bir tahzin örtüsü altında dinledik. Yani hüzünle bir icrada bulundu. Bu Kur'an'ın tilavet kültüründe var değil mi Sagıdar Hoca? Evet. Böyle hüzün, hüzün iyi de gelir insana. Hatta gözyaşı iyidir. Ağlaması gerekir. Ağlayamıyorsa ağlayamadığına ağlaması gerekir diye böyle hallerde bir güzel insanın cümlesi aklıma gelmiş oldu sizin vesilenizle. Lakin fevkaladenin fevkinde sesinizi icranızda tasarruf ederken, kullanırken yürüdüğünüz yol itibarıyla o gırtlağınızdaki titreşimi ziyade olarak sunmuş olmanız buyurdukları gibi benim kanaatime göre de vakarı tilavete çok da uygun düşmüyor. Bir de bu seyir esnasında anlaşılsın diye söylüyorum. İniş çıkışlar var ya. Evet. Mesela Rabbena inneke te'alemu ma, yani bu mealde, bu şeyde, durumda. Bunlar da müzikal olmuyor. Sizi sesiniz itibariyle fevkalade önemsediğimi biliniz. Allah'ın ve bu mübarek, bu muhrik, bu muazzam, bu muhteşem sesinize değerli büyüğümüzün tavsiyesini mutlaka alınız. Sizi sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Aleyküm selam. Teşekkürler Halil Necipoğlu hocam. Ve bugünün son değerlendirmesi Osman Egin hocam. Çok teşekkür ediyorum Bekir kardeşim. Allah razı olsun. Sizden de. Abdurrahman Cemiloğlu yavrumuza da çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Abdurrahman'cığım biz 8 sezondur hocamlarla beraberiz. Yani hem Halil Necipoğlu hocamla beraber hem de Mehmet Ali Sar hocamla beraberiz. Evet. Şimdi biçer döver diye bir makine var biliyor musun? Biliyorum biçer hocam. Biçer döver. Evet. Bu biçer döver ismine bakarsan iyi değil. Biçiyor, dövüyor. Ama ürünle ilgili şeyler yapıyor. Ürün. Yani ürünlerle alakalı sonunda çok güzel ürünler çıkıyor. Hocamlar öyledir. Yani böyle baktığında sanki şey gibi gözükür ama sırf size katkı sağlasın babında çok güzel yorumlar yaparlar. Ben sizin adınıza iki hocama da çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür hürmetlerimi ederim. Hürmetlerimi arz ediyorum. Ne kadar da güzel. Son bir mesaj isterseniz veririm, istemezseniz vermem. Lütfen hocam. Estağfurullah. İsteriz. Peki. Üstadım, ashab-ı kiramdan öğrendiğimiz bir ahlaktır. Efendim, mümin emek vermediği yemeğin başında çok kalmak istemez. Ama emek verince ondan sonra der ki benim de bir hakkım, bir payım var der. Bir rivayet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de, Mekke'de her şeyini bırakıp gelen muhacirler. Ensar manzarayı görüyor. Mekke'nin en büyük taciri orada, hiçbir şey yok elinde. En büyük tarım arazisinin sahibi, bir salkım üzümü yok. Mekke'ye gel, Medine'ye geldi hocam. Ensar bunu görünce toplandı, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gitti ve dediler ki ya Resulallah, Medine'de neyimiz varsa muhacirlerle bizi yarı yarıya böl dediler. Hiç düşünmeden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayır dedi. Olmaz dedi. Aman ya Rabbi. Bu olmaz dediğini duyunca peki o zaman dediler. Şöyle bir şey söylesek olur mu? Muhacir kardeşlerimiz tekfuna el meune ve nuşrikukum fit temera. Teklifimizi yineliyoruz dediler. Peki o zaman onlar bizim bahçelerin bakımını yapsalar, ürünü de toplasalar, ondan sonra
daha sonraki dönemde de ürünü ortadan ikiye bölsek, ortak olsak. Onlar da dediler ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bu teklif güzel. Semi'na ve ata'na. Ensar muhacir kardeşliği böyle başladı. Ama emeksiz yemeği mümin Müslüman sevmez. Teşekkür ederim. Eyvallah hocam. Teşekkür ediyoruz. Gönlünüze sağlık. Evet Abdurrahman hocam. Evet hocam. Hazır mıyız puanlama için? Hazırız inşallah hocam. Biz de hazırız. Sizi puanlama noktasına alalım lütfen. Doktor Mehmet Ali Sarı hocam. Abdurrahman Cemiloğlu evladımıza not veriyorum. 100. 100 tam puan. Halil Necipoğlu hocam. Evet, teşekkür ederim. Abdurrahman hafızımıza da katıldığı için ve bu güzel sesini yüz binlerle paylaştığı için teşekkür ederiz. Bu yolda kendinize iyi bakın ve güzel işler yapmaya çalışın. İyi örnekler alın. Pekin'in dereceleri var. Bu sene mottomuz bu. Yani 90 ile 100 arasında peki derecesi itibariyle ben size 96 puan veriyorum. 96 puan. Osman Egin hocam. Teşekkür ederim Bekir Bey kardeşim. Ben de teşekkür ederim. Abdurrahman Cemiloğlu, bir kere sesiniz bence çok 60 yaşına merdiven dayadım ben. Bugüne kadar duyduğum en kıvrak seslerden bir tanesi. Enfes. Allah razı olsun. Tilavetle alakalı gelişeceğiz inşallah. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Hatay'a hürmet ediyorum, selam ediyorum. Ve size... ...100 puan veriyorum. 100 tam puan! Böylelikle Abdurrahman Cemiloğlu hocalarımdan toplamda 296 puan almış oldular. Kendilerini tebrik ediyor, teşekkür ediyor ve uğurluyoruz. Kur'an dostu, değerli izleyenlerimiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sonu cehennem azabından kurtuluştur buyurduğu bugünlerde bizler TRT1 ekranlarında bir Kur'an sofrası kurduk ve Kur'an bülbüllerimiz o muhteşem tilavetleriyle bizi burada memnun etti, hoşnut etti. Rabbim de onları hoşnut etsin inşallah. Ve çok değerli hocalarım, Doktor Mehmet Ali Sarı hocam, Osman Egin hocam, Halil Necipoğlu hocam, onların her zaman ilimlerinden istifade ediyoruz, bilgilerinden istifade ediyoruz. Bugün yine istifade ettik. Rabbim hocalarımdan razı olsun. Ve bizi yalnız bırakmayan değerli izleyenlerimiz, kıymetli hocalarımız, sizlere de çok teşekkür ediyoruz efendim. Efendim Kur'an bülbülleri, onlar hepsi gönlümüzde birer inci. Bunu her zaman belirtiyoruz. Yarışma formatı gereği bir üçüncü, bir ikinci, bir birinci belirleniyor. Ve bu akşam... burada bulunan seyircilerimizden aldığı 93 puanla toplamda 391 puana ulaşarak günün üçüncüsü olan yarışmacımız Mustafa Çoban. Burada bulunan seyircilerimizden aldığı 93 puanla toplamda 393 puana ulaşarak günün ikincisi olan yarışmacımız alkışlarınızla Recep Göner. Burada bulunan seyircilerimizden aldığı 98 puanla toplamda
394 puana ulaşarak günün birincisi ve hafta finalinin de yolcusu olan yarışmacımız, güçlü alkışlarınızla Abdurrahman Cemiloğlu. Efendim, her birinize şükranlarımızı arz ediyoruz. Dualarınızda bizlere de yer vermeyi unutmayınız. Temennisiyle her şeyin yegane sahibi Allah'a emanet ediyoruz sizleri. Hoş kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.